ilişkin Çedra Kuru 14 Aralık 2023 tarihinde Kangal Tepkesi Köyü muhtarlığında ilan edildi. Biz de 2 Ocak 2024 tarihinde davamızı açtık. Şimdi bu davayı neden açma gerekliliği duyduğumuzu ayrıntılarıyla belirteceğiz. Ancak şu an işte 5 ay 6 ay sonra keşif gününü belirledi mahkeme, Sivas 2. İdare Mahkemesi. 7 Haziran tarihinde keşfimiz var. 6-7 bilirkişi ile birlikte jeolojik açıdan çeşitli alanlarda bu bölgenin keşfi yapılacak. Akabinde bilirkişi raporu düzenlenecek ve buna karşı biz beyanlarımızı sunmamız akabinde de dava karara çıkacak. Bu yapılacak madenin konumu çok önemli çünkü bu maden o bölgedeki köylerin tam ortasına yapılıyor. En yakın köy Kangal Tepkesi köyü tam 1000 metre mesafede. Diğer köyler Boğaz Köyü'nün 2300 metre. Soğukpınar Köyü 4000 metre uzaklıkta bir alan yapıyor. Yani aslında bütün köylerin ortak alanı, mera alanlarının ortasına yapılan bir maden sahası, istenilen yer orası. Bu nokta çok önemli. Özellikle bu maden projesinde biraz da Kangal Tepkesi köyü çok etkilenecek. Çünkü Kangal Tepkesi'ne 1000 metre uzaklıktaki bir yer, alan orası ve ayrıca bu alan diğer köylerin ve Kangal Tepkesi'nin mera alanı. Yani hayvancılığın, hayvanların atatıldığı bir mera alanı. Bir bölge. Şimdi Kangal Tepkesi köyünden biraz bahsetmek gerekir. Şimdi Sivas'ı biliriz ya da Kangal bölgesinde. Orada köyleri genelde çok bozkırdır. Çok işçiliklerin olmadığı, çok sulu alanların olmadığı yerdir Sivas bölgemiz. Ama Kangal Tepkesi köyü o bölgede bir istisnadır. O tam anlamıyla her yerde, köyün her yerinde gözeler vardır. Birçok yerin sular çıkmaktadır. Ve aslında tam tabir edersek bir bozkırın ortasında bir bahayı andırmaktadır Kangal Tepkesi köyü. Bu köyde mesire alanları var, insanlar yazları sular edilmekte, piknikler yapılmakta. Sadece Kangal Tepkesi köylüleri değil, çevre köylüler, Kangallı ve diğer illerde yaşayan insanlar da burayı ziyaretler etmektedir dinlenmek amacıyla. O bölgede yani doğanın keyfini sürdürebileceği bir bahadır aslında Kangal Tepkesi köyü. Şimdi bu maden alanının yapılmasıyla beraber hem 1000 metre uzak çok yakın olması ve bu madenden çok yüksek düzeyde gürültü çıkacak. Mermerler taşındığı sırada ve kırıldığı sırada toz kütleleri oluşacak ve orada yeşillikler dediğimiz ağaçların tamamen toza bulandığı, nakliye trafikleriyle ziyaretçilerin girişini olumsuz etkileyeceği bir süreçle karşı karşıya kalacak Kangal Tepkesi köyü. Aslında Sivas'ın ortasında, Kangal ortasında bir vahiy bu projeyi yok etmek istiyorlar. Yani şu an iklim krizinin içerisindeyiz. Ekolojik yıkımla karşı karşıyayız. Yani en önem vermemiz gereken şey sulak alanlarımız. Hani denizlerimizi, göllerimizi, derelerimizi korumak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Meslektaşımın dediği gibi Kangal Tepkesi köyü bozkırın ortasında olmasına rağmen çok fazla yeraltı ve yerüstü su kaynağına sahip bir bölge. Ve orada yapılacak, düzgün yapılmayan bir maden ocağı, ki özellikle de mermer maden ocağı, hem yeraltı sularının hem yerüstü sularının kurumasına neden olabilir. Bu da bölge halkı için orada yaşamın sonlanmasına sebep olur. Ne tarım yapılır, ne hayvancılık yapılır. İçme suyu bile kalmaz. Bunu engellemek istiyoruz. Balıklı Gölü var, bir sürü gözeleri var, kendi festivalini yapan, orada yaşayan insanların çok orayı çok sevmesine neden olan bir köy burası. Hem Kangal Tepkesi hem diğer Boğazköy gibi çevre köyler. O bizim amacımız burada sulak alanları korumak. Kaldı ki şöyle bir husus var, bunu biz dilekçemizde de belirttik. Bölge açısından kümülatif etki değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Yani Sivas zaten delik deşik olmuş. 5 kilometrede bir maden ocağı açılmış. Demir, altın, bakır ya da bu şekilde mermer. Bunların tamamını düşündüğümüzde bir ocağın vereceği zarar ayrı ama zaten bölge tamamen zarar görmüş durumda. Ve burada bizim davamızda konu köyde şöyle bir husus var. Aynı dağın 1 kilometre ötesinde başka bir mermer ocağı açılmış ama yeterli rezervi olmadığı için işletilmeden gerekli ıslah bile yapılmaksızın bu mermer ocağı kapatılmış. Şimdi hiçbir şekilde yeterli araştırma yapılmadan 1 kilometre ötede de bu ocak açılmak isteniyor. Çevresel etki değerlendirmesi dediğimiz husus çok kapsamlı ve disiplinler arası bakılması gereken bir husus. O bölgedeki hayvancılık, tarım, mera alanları, sosyal hayat, flora, fauna,
kutudaki yaşam her şeye ayrı ve detaylı şekilde bakılması gerekiyor. Düşünün ki bilirkişi heyeti hazırlanırken bilirkişi heyetinin ya da bu ÇED raporunu hazırlayan kişilerin bu konuda özellikle uzmanlığının olması gerekiyor. Biz ÇED raporunda flora ve fauna kısmını hazırlayan şahsın bu konuya ilişkin bir uzmanlığı olmadığını da tespit ettik. Bilirkişi raporun sonrasında da buradaki hatalar ve usulsüzlükler ortaya çıkacaktır. Mesela endemik türlerin bu raporda ayrıntılı belirtilmesi gerekir. Terslerle daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişmesine rağmen ve çok nadide bir endemik tür olmasına rağmen araştırmalarımız sonucu Sivas Kangal bölgesinde de terslerle bulunduğunu tespit ettik. Ya da Kangal köpeği zaten çok meşhur ama Kangal koyunları var ve bunlar daha kendi hallerinde yaşayan hayvanlar. O bölgedeki maden ocağının yapılması, oradan o gürültünün, o sesin, o tozun çıkması bölgedeki yaban hayatını da çok etkileyecek, endemik türleri de çok etkileyecek. Anıt ağaçların korunması da hukukumuzda ayrı bir mevzuatla düzenleniyor. Bu bölgede de yeni, yani 2 sene önce tescil edilmiş 600 yıllık bir dut ağacı var. Bu dut ağacının da mahvına sebebiyet verebilecek bir proje ve ÇED raporunda yer dahi almış. Bu bütün hususlar göz önüne alındığında biz bu ÇED raporu, ÇED olumlu kararının iptaline karar vereceğini düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Şimdi ayrıca bu madeni yapılmak istenen Kangal Tekkesi köyünde Alevilerin inanç merkezlerinden biri olan tahminen 16. yüzyıllarda yapılmış olan Samut Baba Tekkesi bulunmaktadır. Şimdi biz bu Samut Baba Tekkesi hem bölgede yaşayan köylüler hem de çevre ilçelerde yaşayan, illerde yaşayan Alevilerin önemli ziyaretlerinden birisidir bu tekke, bu dergah. Ama biz ÇED raporuna baktığımızda hiçbir şekilde Samut Baba Tekkesi ile ilgili hiçbir bilgi verilmemektedir. Samut Baba Tekkesi'nin Alevi inancında önemi hiçbir şekilde değinilmemiştir. Biz hem ÇED raporunu da görüyoruz, hem de bu yapılan projede şu şekilde, şunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Alevilerin inanç merkezleri, Alevi kültürünün, Alevilerin değerleri hiçbir şekilde bu projelerde yapılan işlerde asla görünmüyor. Bunu da biz devlet politikası, bir Alevi düşmanlığı üzerinden okuyabiliriz bu süreci. Bizim için bu dosyanın bir önemi de budur. Bu dergahın devamlılığı için önemli. Çünkü bu maden yapıldığında tam bu dergah 1000 metre uzakta bir maden mermer ocağı olacak. Buranın bu şekilde yapılması o dergaha ziyaretleri çok azaltacak. Nakliye araçları sebebiyle ulaşım zorlukları artacak. Aslında bölgenin inancına yönelik büyük bir zarar gelmiş olacak. Ayrıca bu konuyla ilgili İstanbul Vekili Celal Fırat da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir soru önergesi sundu bu hususları belirterek. Biz de Alevilerin bu merkezi, Alevilerin inanç merkezlerini sahip çıkmaya devam edeceğiz.